değerli izleyenler, Kırklareli Pınarhisar'dayız. Yanımda kıymetli belediye başkanımız ve Pınarhisar Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali Osman Çalık bulunuyor. Kendilerine yöredeki arıcılık ve bu bölgenin tarımı ile ilgili gözlemlerini ve bilgilerini sormak istiyoruz. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Bugün ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle ben sizlere de hoş geldiniz diyorum. İlçemiz büyük bir coşkuyla kutlar her sene Kurtuluş Bayramı'nı. Siz de bu arada bizimle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz Pınarhisar ilçesi Islanca Ormanları'nın hemen başlangıcında bir ilçedir. Güneyi ovalık, kuzey kısmı ormanlık bir alandır. Bu yüzden arıcılık için çok önemli ve güzel bir konumdadır. Tabii bu konuda şimdi ben Ali Osman Başkanımızın da emekleri ve katkılarını da yok saymamız mümkün değil. Arıcılığımızın bu hale gelmesinin en büyük etkenlerinden birisi kendisidir. Ben bu vesileyle kendisine de çok teşekkür ederim. Biz de bu vesileyle tabii balımızın marka haline gelmesi için elimizden geleni Pınarhisar Belediyesi olarak yapmaya çalışıyoruz, daha doğrusu başkanımla beraber. Ve marka haline de geldiğimize de inanıyorum. Özellikle son yıllarda arıcılığa verilen teşvikler ve başkanımızın Avrupa Birliği ile yaptığı projeler kapsamında arıcılığımız bir marka haline geldi Pınarhisar'da. Organik bal üretiminde bölgede bence en iyi ilçelerden bir tanesiyiz diye düşünüyorum. Belki de en iyisiyiz şu anda. Evet. Öyle mi başkanım? Evet. Tabii bu yeterli değil bizim için. Görüyorsunuz karşıda bal üreticilerimize Pınarhisar'ımızın en güzide yerlerinden birilerini satış yeri olarak verdik. Tabii biz tanıtımının yanında satışını da istiyoruz balımızın. Değerinde satılmasını da istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda arımızı tam bir arılarımız da balımızı bir marka haline getirip çok daha iyi bir yerlere geleceğimize inanıyorum. Başkanım, gerçekten Türkiye'deki bal üretici birliklerinin içerisinde Pınarhisar çok etkin ve yetkin bir isme sahip. Evet. Nerede bir problem var? Bu problemin ortadan kaldırılmasında çok organik bir bağa sahip buranın üyeleri. Evet. Ve problemleri çok çabuk bertaraf edebilme gücüne sahip. Tabii bu sadece buradaki üyelerin becerikli olmasından değil, anladığım kadarıyla belediyenin de kendilerine vermiş olduğu destekten kaynaklanıyor. Evet. Gerek satış birimlerini oluşturmada, gerek tanıtım etkinliklerinde onlara destek veren bölgenin bir sivil toplum örgütüne bu kadar sahip çıkmak her belediye tarafından gerçekleştirilmiyor. O anlamda size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bal Üreticileri Birliği Başkanları olarak. Peki bölgenizde bundan sonra yapılacak etkinliklerde de balcılara, bal üreticilerine planladığınız başka projeleriniz var mı? Evet. Şimdi biz tabii dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de bal üreticilerimize her türlü desteği vermeye Pınarhisar Belediyesi olarak hazırız. Tabii bu anlamda İstanbul Fuarı çok önemli. Evet, önceki yıllarda biliyorsunuz İstanbul'daki fuara katılım sağlamıştık. İnşallah bu yıl yine katılım sağlayacağız. Balımızın tanıtımı açısından bu fuarı çok önemli görüyorum ben. İnşallah dediğim gibi Pınarhisar balı hak ettiği yere gelecektir. Ben herkese tavsiye ediyorum. Yani Pınarhisar balını buradan yolu geçse de geçmese de mutlaka bir şekilde bizim başkanımız zaten onu tedarik edip isteyenlere gönderecektir. Biz gelen misafirlerimize, gittiğimiz yerlerdeki belediye başkanlarımıza balımızı ikram ediyoruz. Gerçekten onlar da balımızdan çok memnun ve hoşnutlar. Ve bir marka haline geldiğini ben düşünüyorum. Bir de Ali Osman Bey, sizin bölgenizin özel bir arı ırkı var, öyle değil mi? O arı ırkıyla ilgili bir düşüncelerinizi alabilir miyim? Kırklareli bölgesine Kırklareli arısı da ekotipi de bir arı var. Bu arının projesi Pınarhisar ilçemizin ortasında geçen asfalttan üst tarafı izole bölge ilan edilerekten bu arının özel bir konuma getirildi. Getirilen bu konumla beraber Avrupa Birliği projeler dahilinde biz suni döllemeyi, ana arı yetiştirmeyi ve bu yetiştirdiğimiz anaları suni dölleyerekten saf ırk elde etmek üzere çalışmalarda bulunduk. Eğitimlerini aldık ve bölgemizde bu saatten sonra Kırklareli arısı diye var olan ama geri kalmış olan bir arıyı ortaya çıkarıp piyasaya sunacağız kısmetse. Yani bölgenin sadece balıyla değil, aynı zamanda genetiksel potansiyelini de ortaya koyabilecek çalışmalara imza atacaksınız. Sanıyorum o zaman da belediye size sonsuz destek verecektir.
biz her türlü katkıyı vermeye hazırız başkanım. Belediye başkanımız da sağ olsun, kendisi veteriner zaten. Bu konularda da arıcılıkla ilgili ve hayvansal değerleri de bildiğinden dolayı bize sonsuza kadar destek veriyor. Onun sayesinde biz varız, onun sayesinde yürüyoruz, onun sayesinde yüceleceğiz. Evet. Belediye başkanımız mutlu olduysa biz de mutluyuz. Tamam, demek ki bu arıcılığa verilen destek sizin altyapınızdan da kaynaklanıyor. Tabii. Ben başkanıma tabii onun emeği ve katkısını kimse göz ardı edemez. Arıcılığımızın ve balımızın bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi kendisidir. Ben başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutluyorum ve devamını diliyorum. Ben de başkanıma vermiş olduğu bize bu destek ve şeylerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Devamını bekliyorum. Peki bundan sonraki Pınarhisar'da gerçekleştirilecek olan çalışmaların da biz de takipçisi olacağız. Ve sosyal olarak medya desteğini de biz sunacağız size. İnşallah. Peki teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, şimdi Pınarhisar'ın aralıklarını gezmeye gidiyoruz hep beraber. Bir sonraki istasyonda birlikte olmak ümidiyle. Değerli izleyenler, bu defa sizlerle Kırklareli'ndeyiz. Kırklareli Pınarhisar Kurudere Köyü'nde. Daha önce gene buraya misafir olmuştuk ama bu sefer bölgenin bütün birlik başkanlarıyla birlikte özel bir toplantı yapmak amacıyla burada bulunmaktayız. Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık Programı Trakya Bölgesi Birlik Başkanları'yla devam ediyor. Sayın Başkanım, eski Pınarhisar Bal Üreticileri Birlik Başkanısınız. Yanınızda da yeni dönem birlik başkanımızla birlikte. Trakya bölgesi arıcılığının en büyük sorunlarının neler olduğunu düşünüyoruz. Önce kendinizi tanıtarak daha sonra sıkıntılarımızı dile getirir misiniz lütfen? Ben Pınarhisar Bal Üreticiler Birliği'nden Ali Osman Çalık, arı yetiştiricisiyim. Trakya'da arıcılık derken aslında Türkiye'nin arıcılık yapılan merkezlerinden bir tanesi Trakya'dır. Aslında Trakya'da toplanan bal miktarı belki de Türkiye'deki arı miktarının ve arılardan üretilen balın %60'ını karşılar. Fakat buradaki sorunlardan en büyüğü bölgemize gelen seyyar arıcılar arı plakaları üzerindeki Muğla arısı, Sivas arısı, işte İstanbul plakaları olduğundan dolayı bölgemizde yoğun olarak toplanan balın ne yazık ki o bölgenin balı gibi kayıtlara girmesi. Aslında Türkiye'de en çok bal Trakya bölgesinde üretilip bunda neden iki denizin ortasında olan Trakya bölgesi mevsimsel olarak gece ve gündüz farklılığından dolayı bal akımına maruz kalmaktadır. Bunu da toplayan ve bilen arıcılar balları toplayıp piyasaya sunuyoruz. Ama bu aşamada bizim yapmış olduğumuz çalışmalar ve yoğun uğraşların sonucunda ballardan elde ettiğimiz gelir tatmin edici mi? Hayır. Neden? Çünkü yoğun olan şeyin fiyatını düşük tutup bizim üstümüzden başkaları fiyat kazanıyor, para kazanıyor. Bunun önüne geçmemizin yegane sebebi birliklerin oluşması, arıcıların bir arada aktif bir şekilde durması, birbirine destek olaraktan ballarını pazarlarken el birliği içinde bulunmalıdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ercüment Rıfkı Bey. Pınarhisar Bal Üreticiler Birlik Başkanı Rıfkı Denktaş. Pınarhisar'ın diğer başka bir sorunu izole bölgedir. İzole bölgede kapalı olduğumuzdan dolayı diğer farklı bölgelere, Trakya'da olan diğer farklı ballara gidemiyoruz. Ve desteklemeyi Artvin bölgesinde kapalı bölgede 50 lira destekleme alınırken Trakya'da kapalı bölgede 10 lira destekleme hala devam etmekte. Yani biz sorun olarak kendimize kapalı bölgede kaldığımızdan dolayı bunu görüyoruz. Bunun
tabii aşamalarını ne olur, nasıl devam ettirebiliriz? Bu bizim bir sorunumuz. Bunu aşmamız gerekiyor. İzole bölge derken ne demek istiyorsunuz? İzleyenlerimiz bunu bir anlasınlar. Şimdi yani Türkiye'de izole bölge Trakya anası kapalı bölge. Trakya anası üretilen Trakya anasının saf kalmasını devlet tarafından kapatılan bir bölgedir. Bu bölgeden çıkış yasağı vardır ve ayrıyetten giriş yasağı da vardır. Çıkışta yasak mı? Çıkışta yasak, girişte yasak. Yani eğer çıkıyorsanız bir daha giriş olmuyor. Ha, girerseniz de bir daha çıkma şansınız yok. Bu kapalı bölgede biz Trakya olarak ayçiçek balına çalışıyoruz. Kapalı bölgede ayçiçeği çok zayıf. Ormanlık ve dağlık olduğundan dolayı bal zayıflıyor. Arılardan aldığımız bal miktarı azalıyor. Kazanacağımız para da azalıyor. Bu konuda önümüzde Artvin gibi bir bölgede verilen parası işte ödenen kapalı bölge olduğundan dolayı ödenen yer de belli. Yani bunu örnek göstererek aynı şekilde bakanlığa bu 3 birlik bir de Kırklareli Arı Yetiştiriciler Birliği 4 birlik olarak eğer başarabilirsek bir şeyler yapmaya çalışacağız. Peki şimdi sizin bölgenizde böyle giriş yasak, çıkış yasak, evet. Bir sınır bölgesi var. Bu sınır bölgesinden farklı ırktaki arıların bu izole bölgeye giriş çıkışı söz konusu olamıyor mu? Şimdilik olamıyor. Yani olamıyor derken zaten biz birlikler olarak ilk önce buna müsaade etmiyoruz. Her birlik kendi bölgesini korumak zorunda. Yabancı bir arıcı geldiğinde köy muhtarları olsun, diğer arıcılar olsun. Birlik başkanlarına, birlik başkanları ilçe tarımlara, ilçe tarımlar jandarmaya bunu kanal sinsile olarak götürüp bunu oraya elegene kapalı bölgeye hiç girmemesini tavsiye ediyoruz herkese. Peki kapalı bölge size ne kazandırıyor? Kapalı bölge bize ne kazandırıyor? Esasında kapalı bölge bize zarar veriyor. Ama daha ilerisini düşünürsek daha ileride inşallah kar sağlayacak. Ne diyor bir kar? Eğer Trakya anasını koruyabilirsek, Trakya anasına bir zarar vermeden geliştirebilirsek, devam ettirebilirsek kırmadan, tabii ki bunun satışı olur kendimize. Çünkü verimli bir ana. Öyle çok mi? Sakin bir ana. Nesi farklı bu arının? Bu arının nesi farklı? Arı ne zaman giderseniz gidin. Eğer normal bir kıvamdaysa, gelip bir hayvan sandığa dokunmadıysa, biri gelip bir şey yapmadıysa kati süretli arıların içinde her türlü gezebilirsiniz. Yani yurdumuzun birçok bölgesindeki arı ırklarında zaten hani arılığa gittiğinizde kovana bir herhangi sıkıntı vermediğinizde arı gelip durup dururken saldırmaz. Durup dururken değil, biz kovanı normal açabiliyoruz. Öyle mi? Çerçevesini kontrol edebiliyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Hı hı. O konuda bizim hiç yani arı bakımında ben hiçbir zaman maske giymemişimdir. Öyle mi? Çalışmalarınızı maskesiz yürütüyorsunuz. Aynen, hiç maske giydiğimi hatırlamıyorum. Başka ne türlü özellikle verebilirsiniz? Ben ne tür bal olarak ve yavru olarak yani 3 kalite olarak aynı şeyi devam ettirebiliyor. Bal olarak kuvvetli, yavru olarak bir de hastalıklara dirençli. Ne gibi? Bugün mesela taş hastalığı kolay biri gözükmez. Sizin bölgenizde taş hastalığına rastlanmıyor mu? Taş hastalığına pek rastlanmaz. Bizim buralarda ben 2006'dan beri profesyonel olarak yapıyorum. Daha taş hastalığını görmedim. Yani arılar bir anlamda kendi mevcutlarının dışarısına yumurta atmıyorlar. Yok, atmıyorlar. Sonbaharda sıkıştırmasını kendi yapıyor. İlkbaharda da açılmaya başladığında hava sıcaklığına ve gece sıcaklığına göre devam ediyor. Gündüz sıcaklığına göre değil. Peki siz bir gezginci arıcı olarak sadece bu izole bölgede ya da işte Pınarhisar bölgesinde değil de yurdun çeşitli yerlerinde de bu arıyı kullanma fırsatını buldunuz, evet, öyle değil mi? Evet, buldum. Oralarda da aynı performansı gösteriyor mu? Aynı performansı gösteriyor. Çam'da da gösteriyor. Diğer ilkbahar mayıs ballarında da gösteriyor. Mayıs balında daha da iyi gösteriyor. Çam'da hala yavru atmaya devam ediyor. Ne zaman polen gelimi kesildiğinde
bal verimi daha o kadar artıyor ve yavruyu kesebiliyor. Demek ki sadece kendi bölgesinde değil, diğer bölgelerde de aktif bir arı. Hayır, sadece kendi bölgesinde değil, bana göre sıcak bölgede de çalışabiliyor, soğuk bölgede de çalışabiliyor. Nedeni ne bunun? Bunun nedeni... Çünkü bütün doğal şartları, iklim şartlarını bu bölgede yaşıyor olabilir. Bu bölge tamamen, en sıcak bölge de burası, en soğuk bölge de burası. Yani hiç kar olmadan -20'yi görebiliyoruz. Bal döneminde önceki günlerde yaptığımız gezilerde eşek arısına karşı mükemmel bir mücadele gösterdiğini evet, görmüştük. Evet, aynen öyle. Siz de bunu tespit ettiniz. Eşek arısına mücadelesi, sarıcı arıya mücadelesi, bunların ikisi de farklı arılar. İkisini de kapıdan sokmuyor. Hatta ağzı ne kadar geniş olursa olsun bekçiliği biz şey diyoruz, işte tahtadan sarkıtma. Kendini sarkıtarak koruma yapıyor tahtadan. Öyle mi? Neden acaba? Bu büyük sarıcı arıyı genellikle öyle öldürüyor. Büyük eşek arısını ön kovanda toplanıyor, aşağı doğru sarkıtma yapıp orada yakalamayı tercih ediyor. Yaklaşık ben bir kovanın önünde böyle 10-15 tane eşek arısı görmüştüm. 10-15 tane olabiliyor. Salkım yapabiliyor bazen. Eğer çok kalabalıksa salkıma da geçebiliyor. Varova'yla da galiba. Varova'yla zaten mücadelesini kendi yapıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu nasıl anlıyoruz? Varova'yı işte polen kapanlı kovanlarda aşağıda gezerken görebiliyoruz. Gezerken kendi gezen, yani canlı bir vaziyette ilaç verilmeden aşağıda gezebiliyor. Düz kovanlarda da dışarı kaçtığını görüyoruz. Onu bir de arı Varova'yı dışarı atabiliyor. Evet. Kendi atıyor, kendi temizliyor. Bunun tabii Trakya anasının denemeleri de yapıldı, deneyleri de yapıldı Varova'ya karşı. 10 tane arının içine 5 tane Varova salıp bunu tek tek ufacık bir delikten dışarı attığı gözüküyor. Yani bunu internette zaten görebilirler. Evet. Teşekkür ederiz ben verdiğiniz bilgiler için. Sonra tekrar devam edeceğiz. Şenol Bey, sizi tanıyalım şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. Köy TV olarak bize bu şansı verdiğiniz için bizler teşekkür ederiz size. İsmim Şenol Cebelek. Biz de Bal Ölçeği Başkanlığı yapıyorum aynı zamanda. Bölgemizde sorunlar var tabii. Mesela ilk peşin donmuş bal olarak diyeyim mesela ben. Donmuş balı halk arasında ne oluyor? Kötü bal. Aslında doğada gidip bir kovanı bulsanız onun balı donar. Ama ne oluyor? Dışarıdaki tabii isim vermiyorum burada yanlış anlaşılmasın diye. Donmuş balı kötü diyorlar. Halbuki doğal bal donması lazım normal şartlarda. Bu sefer ne oluyor? Piyasası da düşürmüş oluyorlar. Mesela komik rakamlara tenekelerle bal fiyatı istiyorlar yani çekiyorlar. Çok ayıp bir şey aslında yani bal. Bir teneke balla bir çuval şekeri aşağı yukarı aynı ayarda tutmaya çalışıyorlar. Tabii bunlar hep yanlış işler. Bizim Trakya'da bal çok çıktığı için doğal olarak da değerini düşürmeye çalışıyorlar aslında. Yanlış işler yani donan bal baldır bence yani. Peki sizin bölgenizde sadece ayçiçek balı mı üretiliyor? Şimdi ben vize bölgesinde olduğum için bizim vizemizde ıhlamur da var aynı zamanda. Ihlamurla bizim balımız karışık oluyor. Tabii orman bölgemiz de var bizim. Orman balı da tabir ettiğimiz mesela. O da var, ayçiçek de var ama biz Vize'de tam ortada kalmış oluruz, ormanla ova arasında. Siz de izole bölge içine giriyor musunuz? Tabii bizi bölen asfalt bölüyor. Evet. Asfalttan yukarısı izole bölge, asfalttan aşağısı izole bölge sayılmıyor. Peki arılar böyle 3-5 kilometre uçabilme özelliğine sahip. Asfaltta konumlanmış olan bir arı izolede mi sayılıyor yoksa dışarıda mı? Ya herhalde şimdi, biraz sıkıntılı bir süreç. Yani bu kararı alırken neye göre aldılar onu da bilmiyorum ben. Biraz saçma yani. Gezginciler girip mesela dibimize kadar gelebiliyor. Halbuki dediğiniz gibi arı oradan oraya geçemiyor. Oğul verdi ormana giriyor mesela. Biraz sakıncaları var yani bunların ama. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir. Bir tabii, kontrollü şerit bölgesi oluşturulmalı ki bölge arısı bundan sıkıntı duymasın. Ancak şöyle de bir durum var. Yıllar süren neticeyle oranın kışına dayanamayacak olan bir gezgincinin arısı orada. Yok olacaktır. Kışlaması. Ama kırma oluyor. Yani kırma olduğu için sorunlar çıkıyor bu sefer. Kırılma oluyor çünkü yani. Kırılmaması mümkünatı yok. Evet. Çünkü döllenme zamanı oluyor. İstemeden de gelebiliyor yani.
Gezgici sorunumuz var mesela. Onlar biraz piyasayı düşürüyorlar mesela geldikleri zaman. Balı değerinde değil de adamına belki hakkıdır yani, bir şey demem şimdi, kamyon parası, ben onu çıkarmaya çalışıyor adamda, ama bu sefer ne oluyor, bizim balımız da, adam diyor ki orada o para, burada niye bu para, sorun oluyor bu sefer. Yani bölgenizin en büyük problemlerinden bir tanesi Trakya bölgesi ballarının teneke bazında 180-200 lira gibi rakamlar. Komik rakamlar, evet, komik rakamlar tabi. Karadeniz'i birçok üreticinin ben ağızlarından defalarca duymuşumdur. Bırak 200 lirayı 300 lira da denilse dereye dökerim ben gene onu toptancıya vermem diye ayaklanmışlardır. Ben şahsen vermiyorum. Evet. Ben vermem. Yani 10 liradan verseniz zaten 260 lira yapar değil mi? Bu kadar. 26 kilo evet, geliyor. Aynen. 200 lira olması ciddi anlamda yaptığımız çalışmaların emeğinin karşılığını tabii hocam yani, vermiyor bize. Çok çok komik rakamlar yani. O zaman bölgesel olarak bu birlikler niye kuruluyor? Birlikler bir araya gelip neden balın değerinde satışıyla ilgili kararlar alamıyorlar? Bunda söz sahibi olamıyorlar. Şimdi, niçin kuruldu bu bal birlikleri? Şimdi bunları karar veren ne oluyor? Büyük toptancılar diyeyim ben. Toptancılar onların fiyatlarını belirliyor bu sefer. Sen şimdi bal birliği olarak tamam üyelerine şey sen dahi burada baskı kurmaya çalışsan dahi adam sıkışmış ne yapacak? Vermek zorunda kalıyor. Ona da kızamıyorsun çünkü. Evet. Sıkışıyor adam, ne yapsın yani, bir şey desen al benim balımı dese sen alamıyorsun. Evet. Alamayın doğallık, adam da vermek zorunda kalıyor yani. Dolayısıyla bir teşkilatlanamama, bunu pazarlaması için gerekli olan çalışmaları yapamamak tabii. Sıkıntıları daha da büyük boyuta getiriyor. Yani bir doğum tesisi olmuş olsa, markalaşma olmuş olsa daha farklı şeylere de gidebilir ama daha küçük ölçekte olduğumuz için. Bölgesel balım tesisi fikrine ne diyorsunuz? Yani sadece Vize'de sizin bir bal dolum tesisi yapmanız belki lüks olabilir ama. Lüks, evet, doğru. Trakya bölgesi arıcıların toplanacağı bir merkezde balların paketlenip satılması ile ilgili fikir bugüne kadar hiç oluşmadı mı? Ya oluştu da daha o kadar büyük yani meblağ kaldırdığı için biraz duraksamalara girdik mesela biz öyle. Ne meblağsın mesela? Ne meblağsın? Ya doğum tesisi mesela, bir isim, bir patent bilmem nedir bunlarla. Bunlar çok büyük meblağlarla yapılan şeyler değil ki. Bir de bu piyasaya sürdüğümüz bal mesela devamlı elimizde olması lazım. Beslememiz lazım. Bir tek birlik olarak biz bunu kesin karşılamayız. Ya şimdi bize bal, ne bir Pınarhisar, ne bize, ne bir Lovurgaz bunu karşılayamaz. Bu toptancılar zaten bu birliklerin üyelerinden toplamıyorlar mı bu balı? Yani tamam, vize olarak siz belki bunu karşılayamayabilirsiniz. Pınarhisar da karşılayamayabilir ama bugün bu bölgedeki bütün bal üretici birlikleri ve arı yetiştirici birlikleri üyeleri bu toptancılara bu balı zaten onlar sağlıyorlar. Tabii. Dolayısıyla ortak yapılan bir işletmede, paketleme istasyonunda sizler bu istasyonun balını tedarik edip Trakya balı adı altında satılabilir. Pancar üreticileri birlikleri Konya'da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Üyeleri işte birçok yeniliğe imza atıyorlar. Bugün kendi kooperatiflerini kurup satışlardan ciddi paralar kazanıyorlar. Bunu benzer bir uygulamayla Trakya bölgesinde Ali Osman Çalık'ın dediği gibi Türkiye'nin neredeyse büyük bir kesiminin ürettiği balı Trakya bölgesindeki ayçiçek balı üretiyor. Ama üretilen bu balın Türkiye'deki işte Muğlalısı buraya geliyor, Balıkesirlisi geliyor. Onların kayıtları altına giriyor. Oysa ki ayçiçek balı bütün paçal balların da ana kaynağını oluşturuyor. İşte ilginç olan o yani. Dolayısıyla ortak fikirlerle bir dolum istasyonunun burada oluşturulması zarureti ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Evet, mecbur onu yapmak zorundayız zaten, artık inşa oraya gidecek. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var deniliyor. Birlikten kuvvet doğru. Evet, birliklerimizi oluşturduk, artık bu dolum istasyonunun zamanı gelmiş oraya gidecek, gibi gözüküyor. Doğru, gidecek oraya. Evet. Teşekkür ederim hocam. Biz de teşekkür ederiz size. Ali Bey, sizi de tanıyalım. İsmim Ali Şekerli. Size teşekkür ediyorum Yalçın Bey. Bize bu imkanı verdiğiniz için ve Köy TV'ye. Edirneliyim. Edirne arıcılarındanım. Hobiyle, hobici de değilim, profesyonel de değilim. İkisinin arasına sıkışmışım. Yani geçimim bu yüzden değil. Fakat 90 yıldan beri yani bu sektörde olan problemleri az çok bildiğimi söyleyebilirim.
Evet. İlk önce daha önce de konuştuğumuz gibi, sizin de söylemiş olduğunuz gibi doluk ballar ucuz olarak üreticinin elinden alınıyor. Yani ilk önce bu algıyı bizim düzeltmemiz lazım. Dolmuş bal sahte bal değildir. Dolmuş bal hakiki baldır. Yani 200 lira bir teneke bala ben diyecek bir şey de söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Benim aklımdan geçen biraz aykırı gibi olacak. Belki bir hayal etme gibi olacak. Fakat hayal etmeden de bu işler olmuyor. Yani dışarıya pazarlamamız lazım bu balı. Hı hı. Benim görüşüm yurt dışında mı? Bu yönde, evet. Ancak şöyle enteresan bir durum var. Bizim ülkemizdeki arıcıların bütün girdileri pahalı. Mesela kovan pahalı, petrol pahalı, evet. Petek pahalı, ilaç pahalı. Çıktısına bakıyorsunuz bir teneke bal 200 lira etmiyor. Şimdi yurt dışından bir teneke bal getirmeye kalkarsanız 90 liraya geliyor. Çünkü oradaki subvansiyon var. Adamın besleme şekeri ucuz, peteği ucuz, kovanı ucuz, ekipmanı ucuz. Dolayısıyla ucuz olan imkanlardan yararlanıp ürününü de ucuz bir şekilde satabiliyor. Dünyayla rekabet edebiliyor. Ülkemizin arıcısı ürününü değerinde satamadığından dolayı problem var. Yani yurt dışına satamıyorsunuz balı kesinlikle. Ve hemen altını çizmek istiyorum. Önemli bir şey. Yani geçenlerde büyük toptancılarla böyle bir toplantı yaptık. 200 bin teneke balı var adamın elinde. Diyor ki 5 bin teneke bal yok diyor benim elimde diyor yurt dışına gönderebilecek kaliteli olanından diyor. Kaliteli olarak neye ad ediyorsunuz diye sordum. İçinde antibiyotik olmayan, katkı maddesi olmayan, biz üreticiler olarak da işte vitamin diye antibiyotik kullanıyoruz mesela. Eğitimlere çok ihtiyacımız var. Hijyenik koşullarda bu balları üretmiyoruz. Kirli paslı işte ekipmanlar kullanıyoruz. Tamam alım gücümüz eksik olabilir, az olabilir ama ortak kullanacağımız birliklerin ekipmanlarıyla beraber balı daha sağlıklı koşullarda üretmek ve bunları daha sağlıklı bir şekilde satışa sunmamız gerekiyor. Böyle de sıkıntılar var. Yani tabii hocam var tabii sıkıntılar. Şimdi ilk önce arıcımızı bilinçlendirmeliyiz. Yani bakıyorum yapma ilaçlar, şunlar bunlar falan ya bunlar tabii kalıntı yapıyor. Bravo. Yani en büyük sorunumuz bu. Bunları açtıktan sonra ben dışarıda balımıza pazar bulacağımızı ümit ediyorum. Evet. Ve kesinlikle bulunur. Bir ayçiçek balı yani kalitesiz bir bal değil. İçinde poleni bol olan. Duyduğuma göre Almanya'da bebek babalarına falan da katılıyormuş. Evet. Yani aslında aranan bir bal. Evet. Burada gösterilen hep üçüncü sınıf ballar. Şöyle böyle falan diye ama aslında aslında yok. Dediğiniz gibi her balın içinde ayçiçek balı da var. Geçimimiz bundan değil diye başladınız cümleye. Şimdi incelesek buradaki hiçbir arkadaş herkes arıcı olmasına rağmen geçimini arıcılıktan sağlamıyor. Hep ikinci ya da üçüncü sırada evet. yer alıyor bu arıdan üretilen ürünlerin satışıyla para kazanmak Rıfkı Bey hariç. Şimdi bir de yapma ilaçlar konusu. İnsanlar böyle ikinci, üçüncü iş kolu olarak gördükleri için bu işi ne yapıyorlar? Pek para harcayarak bu ürünleri üretmek istemiyorlar. Mesela içinde ne var ilacın? Falanca etken madde. Tamam diyor gidiyor bir kimyasal madde satıcısından alıyor kimyasal maddeyi. Sulandırıyor, zeytinyağına koyuyor bilmem ne. Sonra dünyanın belki de en mükemmel zengin besin maddesi olan arı ürünlerini bir çöp haline getiriyor. Ondan sonra ne yurt dışına satabiliyoruz ne de kendi tüketimimizde kullanabiliyoruz. Niye? Çünkü bizim için son derece kıymetli ama kanserojen maddelerle onu muamele etmek suretiyle çöp haline getirip belki bugün değil ama 20-25 yıl sonra çoluğumuzun çocuğumuzun çözümü bulunmayan hastalıklara sebebiyet vermesine neden oluyoruz. Evet, doğru. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bir hikaye anlatıp ara vermek istiyorum. Şöyle uzun süreden beri haber alamadığım bir arıcı abimiz zaman zaman işte akıl sormak için, hal hatır sormak için arardı. Sesi soluğu çıkmıyor. Ben arayayım dedim. Aradım. Ya işte hocam dedim niye aramıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yalçın Bey arı kalmadı dedi. Dedim neden kalmadı? Ya dedi sorma boşver. Hayır ne yaptın? Ne eksiklik oldu? İşte sonbahar beslemesi yaptın mı? Analar genç miydi? İlacını kullandın mı? Varova'yı yaptın mı ilacına falan? Dedi ki hepsini yaptım. Peki sırayla inceleyelim dedim. Varova ilacı ne kullandın? Sorma dedi.
Hayırdır dedim. Bir yapma ilaç getirdiler dedi. Onu kullandım. Zeytinyağının içine ilaç katıyorsun. Kartonları emdiriyorsun. Arılara veriyorsun. Ondan sonra bir dahaki gidişinde kovanın içinde arıları görmüyorsun dedi. Arılardan beni kurtardılar dedi. Yapma ilaçlarla böyle sıkıntılar söz konusu olabiliyor. İlaçlar iki ucu keskin bıçak gibi. Azı da zararlı, çoğu da zararlı. O yüzden mutlaka önemli bir şekilde ruhsatlı ilaçları kullanmakta sıkıntı duymamalıyız. Evet, pahalı belki ama yine de markalaşmayla ve balımızın pazarlamasında kendimiz etkin rol alarak sıkıntıların ortasından kurtulabiliriz. İnşallah, zaten üretimde bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşlar da hemfikirdir. Pazar konusunda zaten bütün sıkıntı. İnşallah bunu da bir şekilde aşacağız. Yalnız acaba bir de şöyle bir çözüm olabilir mi? Yerel arıcılar için, toptandan değil, perakendeden bahsediyorum. Mesela duyduğumuz Avrupa'da birlikler bandrol verip, numara verip kendi çevrende veya markette şurada burada kendi ürünü satabiliyorsun. Bizim burada böyle bir şeyliği olmuyor. Niye buna müsaade edilmiyor? Evet. Yani bunu da tartışmamız lazım veya bu şekilde kendimize bir yol açmamız lazım. Geçenlerde Tarım Bakanlığı'nın tarımsal gelişmelerle ilgili bir toplantısına katıldım. Orada arıcılık sektöründe iki tane birliğin var olduğundan, işte Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bal Üreticileri Birliği, kendileri de malumatları var, biliyorlar. Dedim yani bu iki birliğin yetki ve sorumluluklarının sınırları çizilmeli. Herkes ne göre yapacaksa onu bilmeli. Kargaşa içerisinde kimin ne yaptığı belli değil. Şimdi Bal Üreticileri Birliği kurulmuş, niye kurulmuş diye soran yetkili kişilere balı kayıt altına alınma noktasında kullanılabilir diye öneri verdim. Tarım Bakanlığı'na tekrar gidilecek, görüşülecek inşallah. Bu problemlerin üstesinden yavaş yavaş el birliğiyle geleceğiz. İlginize teşekkürler inşallah. Ben hep beraber bir şeyler olabilir. Ben de güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Trakya Bölgesi Birlik Başkanları ile yapmış olduğumuz söyleşimizde az sonra devam edeceğiz. Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık Programı devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.